Çünkü EYT biliyorsun dün çıktı, yasalaştı. Yani yasalaştı ama nasıl yasalaştı ne ben anlatayım ne sen sor. Yani kime göre, neye göre yasalaştırdılar? Şimdi 4,5-5 milyona yakın insan, ben de dahil, hepimiz bir şey bekliyorduk. Ne aldık? Mesela Bağkurlu ne aldı? Bağkurlu'nun ne aldığını dün ya da ondan önceki Garaj Tayfa Gündemdekiler kanalında videoda görebilirsin. Bağkurlu 3'ün stajyer çıraklık ne yaptı? Yani düşünebiliyor musun? Doğumu borçlandırıyor ki doğumda bir çalışma yok. Hadi doğurdu diyelim. Askerlik. Hadi o da çalıştı diyelim. Ulan asıl çalışmanın kendi içi olan stajyerlikle çıraklık nerede? Yani doğumu ve askerliği çalışmaya sayıyorsun. Stajyerliği ve çıraklığı askerliğe saymıyorsun abi. Onunla alakalı da videoyu yine koyduk. Garaj Tayfa Gündemdekilere. Şu anda TikTok'tayız, canlı yayındayız. Garaj Tayfa olarak TikTok'tan da bakabilirsin. TikTok'un canlı yayında gelenler diyor, lan manyak mıdır nedir? Bir herifin biri ekranda bir şeyler anlatıyor ama ne anlatıyor bilmiyorum diye. Öyle abi, ekranda anlatıyoruz. YouTube, Garaj Tayfa. Şunu da ekrana, gözümüzün önüne koyalım da ekranımızı. Evet, EYT yasalaştı abi. EYT ile alakalı aklına takılan nasıl yapacağız, ne yapacağız videoları geldi. Çünkü şöyle bak, şimdi yasalaştı ama sonuçta daha henüz ne Cumhurbaşkanlığının onayından geçti ne de resmi gazetede yayınlandı. O yüzden Bağkurlu ve stajlık ve çıraklık hakları için bağırmaya devam. Yani orada ben hala da Cumhurbaşkanının bir jest yapacağına inanıyorum. Özellikle Bağkur. Çünkü abi orada videoda anlattık. Sana yok acı, sen çalışmaya devam. Helal olsun Arman Said, senin Allah'ına kurban. Garaj Tayfa YouTube'da da takip ediyorsun. Günaydın. Bak şu anda YouTube'da canlı yayına çıkıyorsun. Yazılarınla haberin olsun. Arman Said benim garaj şey TikTok'ta. Arman Style. Garaj Tayfa olaraktan biz elimizden geldiğince gündeme dair konuları anlatmaya devam edeceğiz. EYT ile alakalı özellikle şunu söylemek istiyoruz. Daha henüz yasalaşmadı. Gidip SGK'nın önünde boş yere, yani meclisten geçti ama Cumhurbaşkanı'nın onayından geçmedi ve resmi gazetede yayınlanmadı. O yüzden gidip SGK'nın önünde boş yere ne adamları yorun ne kendinizi yorun. Ha bu olacak ama... Mesela Esnaf Sanatkarlar Başkanı Palandöken, Estami Bestami mi öyle bir şey, Palandöken abi dedi, Bağkurlu'nun hakkını ver dedi. Biz de onu bekliyoruz Bağkurlu olaraktan. Hak ne abi? Orada 5.000-5.500 günü sayıyorsan bizde de 5.000 gün, 5.500 günü. Bizi 9.000, bizi niye o 9.000'e çıkarıyorsun? Yani bir kasap, bir manav atıyorum bir şey, niye 9.000 gün ödesin? Haksızlık bu. Bir ikincisi, asıl haksızlık stajyer ve çıraklıkta. Bunların videoları zaten Garaj Tayfa Gündemdekilerde var. Orada da takip edersiniz. Yasalaşmasını bekle. Yasalaşmadan kim nerede ne anlatıyor? Şu anki duruma göre, meclisteki onaylanan EYT'nin durumuna göre, mevcut olan durumda 5000 gün var, 5600 gün var, 5950 gün var. Şu tarihte, onların listelerini görürsün zaten orada. Şu tarihten önce başlangıç olup da, atıyorum 2000'den önce olup da, 2000'den önceki yakın tarihlere 5900 günü koymuşlar. Onu istiyorlar. 2000'den işte 1990-95 arası falan o civarlara 5600 gün. Ondan öncesinden beri gelenlere de artık yeter, bunlar ölecekler, bunları 5000 günle de emekli edelim diye oraya da 5000 günü koymuşlar. Böyle acayip bir şey. EYT ile alakalı aklına takılan sorular varsa, EYT ile alakalı herhangi bir kafanda bazı şeyler varsa mutlaka ama mutlaka videonun altına yaz. Biz sonraki, ki yarın öbür gün, en azından bu iş yasalanıp tam olaraktan para almaya başlayana kadar
Biz birkaç tane daha video hazırlayacağız. Nasıl alacağımızı, nasıl yapmamız gerektiğini, nasıl başvuruda çok önemli durumlar var. Bak herkesten başka başka sesler çıkıyor. Lütfen. Garajda kalın, tayfayla kalın, gündemden uzak kalmayın. Peace kalın.